Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün müthiş bir türle birlikteyiz. Peki arkadaşlar ne aldık? Arkadaşlar gittik Lepistes'in özel türünü getirdik. Gençler bunu bir süreliğine bu akvaryumumuza koyacağız. Ondan sonra şurada gördüğünüz akvaryuma, hemen şurada görebiliyor musunuz? Oradakine suyu koyacağız, bir hafta dinlendireceğiz ve bunları oraya geçireceğiz. Birazdan size balıklarımı göstereceğim, çok güzeller. Lütfen siz de video başlamadan önce bir like, bir yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hemen başlayalım. Akvaryumumuz da zaten müthiş oldu, şöyle göstereyim size, bayağı bir bitkili bitkili bir şey oldu. Ben şimdi o zaman arka kameraya geçeyim, buranın ışığını açayım. Buranın ışığı da efsane oldu. Bayağı bir zor oldu tutturması falan ama tutturdum. Arkadaşlar dediğim gibi siz like, yorum yaparken ben de hemen kameranın diğer tarafına geçeyim. Hem balıkları göstereyim sizlere, hem aşlamasını yapalım. Geliyorum. Güzel bir videoyla yine bugün beraberiz. Evet arkadaşlar, şimdi şuranın bir ışığını açalım, bir bakalım hemen şöyle bir saniye. Evet, ışığımızı açtık, hemen netleştireyim. Çok güzel, gerçekten müthiş. Şuranın da ışığını bir kapatayım. Yani burayı var ya, izlemesi gerçekten efsane oldu arkadaşlar. Yani bitkiler vesaire dolu dolu, çok cümbüşlü bir akvaryum oldu. Lepistesleri arkadaşlar, bir tane kaçağımız var yalnız. Onu yerine, kafesine geri alacağım. Arkadaşlar lepisteslerimiz şurada. Bu lepisteslerimizi idareten ben şuraya koyacağım, tamam mı? Ondan sonracığıma biraz orada takılsınlar. Ben de o sürede dediğim gibi bu akvaryuma su basacağım ve bu akvaryumda su dinlenecek. Ondan sonra bu fil kulaklarımız o gördüğünüz küçük akvaryuma geçecekler. Yani iki tür birbirinden farklı olacak. Yalnız arkadaşlar gerçekten çok müthişler. Erol akvaryuma gelmiş, hemen gittim aldım. Tabii ki de burada vatozlarımız falan takılıyorlar. Daha arkadaşlar yem atmadım bu arada. Yem atarken de izleriz balıklarımızı. Şimdi peki ne aldım? Arkadaşlar şunlara tabii para neyim vermedik. Sağ olsun abi, bizden para mara almıyor böyle şeylerde. Bundan kendimize bir kafes daha yapacağız arkadaşlar. Bunu şimdilik şöyle bir atayım. Çok güzel oluyor yani. Gerçekten kullanışlı, bayağı müthiş bir şey. Peki burada başka neyimiz var? Balıklarımı şöyle size bir göstereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen netleştirdim arkadaşlar, fil kulak ama gerçekten çok muhteşemler, renkleri güzel, kulakları kocaman ve arkadaşlar sadece bu da değil, dişiler de acayip lan, noktalı noktalı şeyleri var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var, aman aman bayağı bir salgılandılar. Abimiz kendisine bir yem yapmış. Bana da bu kadar hediye verdi. Dedi ki Mücahit dedi, bunu dedi bu balıklarına ver. Bir ay sonra dedi bu balıklar daha da büyük olacak dedi. Vallahi bakalım onun verdiği şeyleri de kullanacağız. Umarım güzel olur. Tabi bazıları dayak yemiş arkadaşlar. Bayağı bir erkeğin içindeydi fil kulak erkeklerimiz. Bazı birazcık tırtıklanmış ama kulakları vesaire en iyilerinden seçtik, aldık. Şimdi hemen bunların bir aşılamasına başlayalım. Bu akvaryumda görünce gerçekten çok güzel görünecektir diye umut ediyorum. Bunlar da arkadaşlar hala buradalar. Yumurta dökmelerini bekliyorum ama ne zaman dökecekler onu ben de bilmiyorum. Herhalde birkaç güne kadar dökerler diye umut ediyorum. Bu arada o kaçağımızı da yakalayacağız, geri buraya koyacağım. O zaman başlayalım arkadaşlar. Ben hemen gideyim bir kova getireyim ve aşılamamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, meşhur tripodlu yerimize geldik. Arkadaşlar sizler için 4 tane erkek aldım. Açıkçası 4 erkeği almamın sebebi tamamıyla görsellik. Yoksa daha az da alabilirdik erkeği ama erkeği biraz fazla aldım ki dedim görseli güzel olsun. Bu arada dişiler başka erkeklerle maalesef çiftleşmişler. Yani ilk yavrularımız kırık gelecekmiş büyük ihtimalle. Ondan sonrakiler anca dedi daha güzel gelir. Bakalım ilk seferden sonra umarım daha güzel yani gerçekten fil kulak yavrularımız gelir. Şöyle bir yakından hemen sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzeller. Kulakları bayağı bir güzel, büyük. Yani gerçekten kulakları çok güzel. İçinden özellikle seçtim yani. Yalnız bayağı bir güzeller ya. Maşallah maşallah maşallah. Şuna bakar mısın? Abo. Oğlum bu manyak bir şey lan. Abi ben bunu üretirim. Gerçekten üretirim. Hem de çok zevkli olur bunu üretmesi. Arkadaşlar flaşı da yaktım. Şimdi var ya, flaştan daha da bir güzel görünüyorlar. Yani biz ne yaparız bunları biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bunları üretiriz, tamam mı? Alttan çıkanların da en iyilerini kendimize ayırırız. Yani çok müthiş bir şeyler yapabiliriz biz bunlarla ya. Yani bugüne kadar gördüğüm en güzel lepistes herhalde bu olabilir. Yani bana hitap eden bu daha doğrusu. Çünkü çok güzel lepistesler var. Ama bana hitap eden gerçekten bu oldu ya. Şöyle bir elime alayım. Az önce mesela flaşsız baktık. Çok güzel görünüyordu ama ne diyorsun sen ya? Maşallah 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 maşallah.
Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Arkadaşlar bir de kocaman yani yüzgeçleri falan ha. Öyle küçük müçük de değil. Dediğim gibi 4 tane aldım. Görselle oynadım biraz. 6 tane dişimiz var arkadaşlar. Dişiler başka erkeklerle çiftleşmişler. Bu yüzden ilk yavrular biraz sıkıntılı gelebilirmiş dediğine göre. Yani ki gelirdi zaten. Bakalım ama ondan sonrakiler falan güzel gelecektir. Yani kendi erkeklerimizle çiftleşeceği için güzel olacaktır. Arkadaşlar bunlardan aldık. Umarım ileride bunların mozaik fil kulakları var. Onlardan da alacağım. Ama benim en sevdiğim buydu. Bunları bir üretmeye çalışalım. Bakalım acaba neler olacak? Başımıza ne gelecek? Yalnız gerçekten çok güzeller. Tavsiye ederim. Bunları 5'e aldım arkadaşlar. Bunları da 10 TL'ye aldım tanesini. Şunlara zaten para vermedim. Bir de kendisi özel bir yem yapmış dediğim gibi. Bunu da al müce dedi. Ver dedi balıklarına. Bir ayda dedi gayet güzel olacaklar dedi. Vallahi bakalım artık göreceğiz. Dişlerin kuyrukları falan desenli güzel güzel. Bayağı beğendim abi. Hemen aşılamamıza geçelim o zaman. Bizim şurada bir yerde bir aşılama hortumumuz vardı. Aslında aşılama hortumu da ziyade normal bir hortum bu ama. Arkadaşlar bu arada akvaryumdan salyangozu çıkarttım. Acayip derecede şey yapıyordu. Yavru yapıyordu yani yumurta yapıyordu. Boyuna yumurta yapıyordu. Ben de onu oraya aldım. Yalnız bu çok büyük be. Bunun daha küçüğü yok mu? Bir bakayım abi acaba daha küçük varsa daha iyi olur. Şöyle bakıyorum bakıyorum. Yok maalesef. Daha küçük hortumum yokmuş. Bununla aşılamamızı yapmak zorunda kalacağız. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar her zamanki hortumumu çıkarttım. Buranın hava hortumunu çıkartıyorum. O şekilde yapıyorum. Evet buranın iki bölmeli arkadaşlar. Şurada bir bölmesi var. Bunun ucunu oraya takıyoruz. Ondan sonra buraya geliyor. Yani buraya motordan çıkınca iki hortum var ekli. Onu yine kullanıyorum. Gerçi bu benim gerçekten tam olarak bir aşılama hortumum oldu. Şimdi damla damla suyumuz aşılanıyor. Bayağı bir aşılayacağım. Yani sabırlı olacağım. Yani aceleci olmayacağım. Bakalım umarım yeni yerlerinde yaşarlar. Ve akvaryum zaten güzeldi. Bu akvaryumda var ya tamamen bir cümbüş olacak. Yani bu akvaryum abi efsane. Yani bu akvaryuma puanlarınızı bekliyorum. Oha. Allah'tan balığın üstüne düşmedi. Tam balık içinde kaldı abi. Müthiş bir şans oldu o balık için. Ya gerçekten çok güzeller. Maşallah maşallah. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ya erkekleri bu kadar müthişken dişleri neden bu kadar oluyor? Yani bu kadar farklı oluyor onu anlamış değilim. Ama erkekler harika abi. Maşallah. Diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten en sevdiğim balık buydu ya. Bunu üreteceğiz inşallah. Bakalım. Umudumuz o yönde. Abi şuna bir bakar mısınız ya? Bak 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 bak. Şunun güzelliğine bakar mısın? Hemen bir netleştireyim pardon. Abi bu bambaşka bir şey yani bu. Yani hem yüzgecinde yani pardon bu iki yaprağında hani şey var ya hem mavi hem siyah. O benim daha da hoşuma gidiyor. Gerçekten bir de şeyleri çok büyük ya. Siz söyleyin bu kulakları falan gerçekten çok büyük. Beğendim beğendim. Vay vay vay. Dişi bile güzel yani. Ama dişiyi daha iyi bulursam alırım yani. Bu üst tarafı daha uzun olan dişiler var arkadaşlar. Bilmiyorum denk geldi mi size ama onlardan olursa onlardan da alırım. Aşılamamız devam etsin o zaman. Sonra gelelim. Hatta aşılamamız olurken acaba balıklarımıza bir yem mi atsak? Evet olabilir ya. Balıklarımızı bir yemleyelim o arada. O da aşılamaya devam etsin. Zaten bu aşılama bayağı bir uzun sürecek. Şimdi gençler bizim yemlerimiz neredeydi? Şurayı bir kapatalım. Burayı artık tamamen ışıksız kaldı. Buranın ışığını şuraya kullanıyorum çünkü. Ya bilmiyorum benim tüm görselim bu akvaryum oldu açıkçası. Şimdi ha benim zaten yem buradaymış lan. Ben de bunu arıyorum. Şu ışığımı flaşımı kapatayım da öyle mi göstersem size? Yo böyle de güzel. O 3 tane geldi. Aslında normalde 3 tane atmayız ama 2 tane buraya atayım. Yemler düşüyor. Şu şurada bir kalsın bir tanesi. Şunları bir... Hayır ya oraya düşme ya. Oraya düşme ya. En kötü yere düştü ya. Bir tanesi şuradan görünüyor ama en kötü yere düştü. Gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Bu arada arkadaşlar akvaryuma da dip çekimi yaptım. Geçen zaten biliyorsunuz. Bayağı bir güzel oldu. Akvaryum tertemiz olmuş. Her tarafta vatozlar öyle duruyorlar. Bak tül tül. Şurada, şurada, şurada var, şurada var. Ağacımız çok güzel, mosumuz. Bakalım umarım o mos bir büyürse müthiş olur yani. Umuyorum ki hani ağacı kaplasın falan baya güzel olur. Şurada mesela şuraya koydum, şuraya koydum. Orada şu arka tarafında arkadaşlar zımba teli kısım var ya. Onu da orayı kapatırsa çok harika olur ya.
Vallahi güzel güzel bir akvaryum yaptık ya. Hele bunlar bu akvaryumda daha güzel olacaktır. Umarım bunların gerçek kendi akvaryumuna geçirdiğim zaman da bunlara bitkili mitkili şöyle gerçekten çok güzel bir akvaryum yapmayı başarırsak çok güzel olur. Yalnız oradan niye su damlıyor? Ha, bu suyu emiyor, buradan mı akıtıyor? Buna bir ayar vereceğim. Allah Allah. İyi ki fark ettik. Neyse arkadaşlar, aşılamamız olsun, tamam mı? Ondan sonra geleyim size göstereyim. Abi efsane ya. Hay maşallah. Lütfen maşallahları eksik etmeyelim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, aşılamamız bitti. Balıklarımızın bayağı bir aşıladık. Yani nereden baksanız %200 su eklemesi yaptım. İlk koyduğumda suyu, yani pek bir su yoktu. Hatta şu an kovamızın yarısına kadar su gelmiş. O zaman bunları artık yeni yerlerine bir geçirelim. Arkadaşlar burada biliyorsunuz bir tane dişi vardı. Onu da az önce yakaladım. Kendi yerine koydum. Acaba nasıl görünecekler? Gerçekten çok merak ediyorum. Şöyle şuradan alayım şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Umarım güzel olur. Umarım ölüm bölüm olmaz. Üç erkek geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle geçirirken sizlere göstereyim. Maşallah maşallah maşallah. Abi çok güzeller lan. Bilmiyorum, bir tek ben mi seviyorum ama bunlar gerçekten çok harika bir tür ya. Oğlum bambaşkalar lan. Hele insan gözüyle görmesi daha güzel ama şu an bayağı bir netleştirdim falan. Size de güzel görünüyor. Işık da çok güzel vuruyor. Müthiş. Dişiler de güzel, dişiler de güzel. İlk önce dedim dişler niye böyle falan ama dişiler de güzelmiş. Evet, şurada kalan son balıklarımızı daha alabilecek miyiz? Alabilecek miyiz? Aha, bir tanesini aldım. Aha, üçünü de aldım. Bir tanesini geri kaçırdım. Lan gel lan. Aha tamam, bunları da aldım. Ha, bir tane kalmış. Evet, hepsini aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen geçirelim balıklarımızı. Umarım ölen kalan, yani kalan olur da ölen umarım olmaz. Şunu şöyle bir çıkartayım, birazcık izleyelim. Şunu da şuradan çekeyim, daha fazla akvaryumdan su çekmesin arkadaşlar. Ve bu arada şöyle söyleyeyim, akvaryumda suyu fazla koymuştum ben dün. İyi oldu, en azından suyu bir miktarını da çekmiş oldum. Çok güzel oldu hatta. Onu geri hava hortumu olarak kullanacağım arkadaşlar. Birazdan havayı vereceğim akvaryuma. Evet, şöyle bir netleştirip bir bakalım. Şimdi mesela neredeymiş erkeklerimiz? Asıl erkekler önemli. Abi şuna bir bakar mısın ya? Bir garip, bir enteresan. Bir flaşımı kapatayım, öyle bakalım bir de. Evet arkadaşlar, flaşımı kapattım. Gerçekten çok güzel ya. Hakikaten çok güzel. Şuradan bakarsam yansıma hiç olmuyor. Buradan çektiğim zaman daha güzel görünüyor. Bakın aşağıda nasıl kanatlarını, yüzgeçleri oynatıyor. Müthişmiş ya. Aldığımıza değdi lan. 3 tanesi orada. Arkadaşlar şuna bir bakar mısınız? Nasıl geliyor? Bak bak bak. Ama onun yüzgeçleri de hakikaten çok büyükmüş ama. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi işte bir ay sonra falan o abinin verdiği yemle daha da büyük olacaklarmış. Ve satışını da yapmıyor bu yemin. Hani reklam olsun diye vermedi bana. Bildiğini satışını yapmıyormuş. Çünkü çok pahalıya denk geliyormuş o yem. Nerede o yem, hatta size göstereyim bir tekrardan. Bu yem çok pahalıya denk geliyormuş. Kendisi yapıyormuş. Bu yüzden satmıyor. Kendi balıklarını boylandırmada kullanıyormuş mesela. Bize de verdi. Bakalım kendi bu balıklarımıza kullandığımız zaman umarım güzel sonuçlar alırız. Hani dişisi bile gerçekten çok tatlı görünüyor. Çok hoş görünüyor. Ama işin kötüsü işte maalesef dişiler yerli erkeklerle falan çiftleşmişler. İlk postamız gerçekten karma karışık bir şeyler gelecek. Ama olsun, karışık gelirse bunların yavrusu sayarım. Arasından fil kulak gelirse bunların yavrusu sayarım. O şekilde bir şey devam ettireceğim. Ama dediğim gibi bunların en iyi yavrularını falan hep kendimde beklettireceğim. Hiç göndermeyeceğim. Bayağı güzeller ya. Hay maşallah. Neyse arkadaşlar, videomuzu artık burada sonlandıralım. Size de tavsiye ederim. Yani gerçekten her lepçesi güzel olabilir ama ben bunu bir ayrı seviyorum ya. Maşallah. Hele şu çok güzelmiş lan. Bu yalnız bayağı iyiymiş de bunun birazcık evimizde dinlenmesi lazım. Yani dinlenmesi derken şöyle bir dinlenme lazım. Arka kuyruğu biraz tırtıklamışlar arkadaşlar. O yönden bir bak, mesela şu da çok koyu bir renkte.
hemen netleştireyim. Bunun da yüzgeçlerinde mavilik yok, siyahlık var ama bunun yüzgeci de bayağı büyükmüş ha. Maşallah maşallah. Bayağı güzeller. Umarım yavrularını alırız ama benim ilgimi en çok bu çekti ha. Bunun yüzgeci arka kuyruğu kadar la. Kulaklarına bakar mısınız? Neredeyse arka kuyruğu kadar bir şey var. Hele bunun arka kuyrukları falan açılıp böyle saçıldığı zaman daha da güzel olur. Neyse arkadaşlar, şimdilik ben kaçıyorum. Matozlarımız da şurada yemlerini yiyorlar. Bir tane de şuraya attım tekrardan. 3 tane attım. Oo bak, bu da çok güzelmiş. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Bunları seviyorum ya. Hele o vücutlarındaki mavilik var ya, o beni gerçekten çok bu balığa bağlayan bir özelliği diyebilirim yani. Neyse arkadaşlar, şimdi kendinize iyi bakın. Bu videomuz da böyleydi. Gerçekten çok güzel bir tür aldık. Hem yerli lepistesimiz hem fil kulaklarımız oldu. Umarım üretmeyi de başarırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.